Evet, sevgili meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki Perşembe toplantımız geçen haftaki Perşembe toplantısının devamı niteliğinde. Yine anormal uterin kanamayı konuşacağız. Geçen hafta yetiştiremediğimiz iki tane makalemiz vardı. Onun üzerine de yeni bir makale daha ekledik ve bu toplantıyı da yine anormal uterin kanama olarak yapmaya karar verdik. Şimdi ilk konuşmacımız Doktor Serdar Aydın, yurt dışında olması nedeniyle Doktor Ayşe Seyhan olacak. Tromboz riski altındaki kadınlarda ağır menstrual kanama nasıl yönetilir? Menstruasyon, antikoagülasyon ve kontrasepsiyon isimli 2018 ve 2021'de yayınlanmış iki tane makaleyi bize sunacak. Daha sonra oldukça güncel olan bir konudan bahsetmek istiyoruz. Bu da tranexamik asit. Uzunca süre esasında gündemde olan ancak kadın doğumcuların nispeten yeni gündemine giren bir ilaç tranexamik asit. Özellikle cerrahideki anormal kanamaların engellenmesi amacıyla sıkça kullanılmaya başlandı. Bununla ilgili de iki tane konuşmamız olacak. İlk konuşmayı Doktor Cem Ayhan yapacak. European Journal of Hematology'de 2019 yılında çıkmış olan cerrahi ve medikal hastalarda tranexamik asitin klinik indikasyonlarından bahsedecek. Ondan sonra Doktor Fatih Aktöz de bize çok yeni, yani geçen hafta New England Journal of Medicine'de yayınlanmış non-kardiyak cerrahi yapılan hastalarda tranexamik asiti anlatacak. Bu da dediğim gibi çok çok yeni bir makale, bir randomize çalışma. Şimdi ben Ayşe Hanım'a co-host yetkisi vermiştim. Ayşe de hemen sunumuyla başlasın. Mikrofonu ona devrediyorum. Evet Ayşe, seni dinliyorum. Merhabalar. Ben sizlere iki tane derleme sunacağım. Tromboz riski altındaki hastalarda yoğun adet kanamasını nasıl yönetmemiz gerektiği ile ilgili. Bu iki derlemenin bazen kesişen yerleri oldu. Mümkün olduğunca onları azalttım ama bazen tekrarlarımız olacak. Tekrarda öğrenmenin bir yolu olduğu için bazı şeyleri bıraktım yine aynı şekilde. Şimdi öncelikle bir anormalliği tanımlayabilmek için normalliği bilmemiz gerekiyor. Normal kanama, menstrual kanamayı biz tarif ederken bizim için dört tane parametre önemli burada. Sıklığı, düzenliliği, düzeni, süresi ve volümü. Normal ne? Sıklık da normal dediğimiz 24 günle 38 gün arası, 24 gün ve 38 günde dahil olacak şekilde. Anormal dediğimizde de kanamanın olmaması veya 38 günden uzun olması ya da 24 günden kısa olması gibi tanımlamak gerekiyor. Süre 8 gün ve 6 olması gerekiyor. Anormal dediğimizde ise 8 günden fazla, yani 9 gün üzeri olması gerekir. Düzen içinse en uzunla en kısa siklus arasındaki varyasyonun 7-9 gün arasında olması gerekiyor. Bu varyasyon 10 gün üzerinde ise buna yine anormal diyeceğiz. Kanama miktarı tabii ki hastanın verdiği bir oran oluyor, bir klinik oluyor aslında bu. Ama genel olarak kanama miktarı 80 mililitrenin volüm olarak altında olması bekleniyor. Anormal dediğimizde yine hastanın tanımına göre az ya da yoğun olarak sınıflandırılıyor. İntermenstrual kanama olmaması gerekiyor normalde. Ve progesteron östrojen alırken de ya da doğum kontrolü gibi ara kanamaların ya da beklenmeyen kanamaların olmaması gerekiyor. Şimdi peki bir hani ağır menstrual kanama dediğimiz zaman bunu nasıl tanımlayacağız? Şimdi bunu şöyle tanımlıyorlar. Öyle bir menstrual kanama miktarı olacak ki, hacmi olacak ki bu hastanın fiziksel, sosyal, duygusal ve materyal hayat kalitesiyle ilişkilendirilecek şekilde olacak. Bunu bozacak şekilde olacak. Halen hastanın nasıl bu kanama miktarını algıladığıyla biz bunun tanımını koyuyoruz aslında. Hasta ben yoğun kanıyorum diyor olması bizim için yeterli. Eğer biz bunu objektif bir kriterle bakmak istiyorsak da volümetrik bir tanımlaması var ağır menstrual kanamanın. O da menstrual kanama miktarının siklus başına 80 mililitreden fazla olması.
Peki ben bu 80 mililitreyi nasıl ölçeceğim? Çok komplike bir ölçüm yolu var. İşte hasta bütün pedlerini, tamponlarını biriktiriyor. Onları ağzı kapalı bir poşete koyuyor. Daha sonra bu sodyum hidroksitli bir sıvının içine konuluyor. Bir süre orada kalıyor. Oradan çıktıktan sonra alkalin hematin solüsyonuna konuluyor. Sonra buradan spektrofilometri yöntemleri kullanılarak 546 nanometreye ayarlanıyor ve buradan da hastanın ne kadar kanamasının olduğu analiz ediliyor. Gerçekten komplike bir yol. Bunun yerine daha çok menstrual kanama miktarını değerlendirmek için pictorial blood loss assessment charts dediğimiz şeyler kullanılıyor. Burada da farklı tanımlamalar var. Ama en güncel olanı 2014 yılında kullanılan pedin absorbe etme yeteneğine göre, büyüklüğüne göre de görsel olarak ne kadar kanama olduğu hesaplanıyor. Hastaya işte bütün menstrual siklusu boyunca bu chart veriliyor ve işte kaç kere ped, birinci gün şu kadar ped değiştirdim, işte bir tane normal koydum, bir tane ultralon koydum, işte kanama şu kadarını kaplıyordu, bu kadarını kaplıyordu diye buradan bir skor elde ediyor ve bu skor 100'ün üzerindeyse 80 mililitre kanamaya tekabül ediyor imiş. Başka tanımlamalar da var. Kanama pıhtı miktarına bakılıyor. Eğer pıhtı, pıhtı miktarı bir inçten büyük olacak şekilde pıhtılar düşürüyorsa hasta, düşük ferritini varsa veya bir petten ya da bir tampondan daha fazlasını saat başı değiştirmesi gerekiyorsa, taşıyacak şekilde kanaması oluyorsa da ağır menstrual kanama tanımına yine bunlar da girebiliyor. Peki etiyolojisine bakacak olursak PAMCOIN kullanıyoruz. Bir yapısal problemler var, bir de yapısal olmayan problemler var. Yapısal problemlerde polip, adenomiyozis, leyomiyom ve malignansi. Bunların tanılarını nasıl koyduğunuza dair bu şekilde çarklar var doldurulması gereken. Nasıl tanı konuldu ve ne büyüklükte şeyler görüldü, bunların yazılması gerekiyor. Yapısal olmayanlarsa koagülopatiler, ovülasyon problemleri, endometriyal faktörler, iatrojenik veya tanımlanamayanlar şeklinde yapısal olmayanlar diye ayrılıyor. Bizim bugünkü konumuz koagülopatiyle ilişkili olan anormal üterin kanamalar. Neye bağlı olabilir? Trombositopenilere bağlı olabilir, platelet fonksiyon bozuklukları olabilir, Glanzmann gibi. Koagülasyon faktör bozuklukları olabilir, von Willebrand olabilir. Ya da hasta antiplatelet ya da antikoagülasyon kullandığı için kanaması olabilir. Elimizdeki ilaçlar, geçen hafta da konuşmuştuk bunları. Bir vitamin K antagonisti var elimizde, Warfarin. Bu faktör 2, 7, 9, 10'u antagonize ediyor. Bir oral faktör 10A inhibitörü var, grubumuz var. Bunlar da rivaroxaban, apixaban, edoxaban, betrixaban diye. Bir de trombinden fibrine gitmeyi önleyen oral direkt trombin inhibitörleri var. Dabigatran ismi. Şimdi ilaçlar karşılaştırıldığı zaman, warfarinle karşılaştırıldığında bu ilaçlar kanama olma olasılıklarını değerlendirdiklerinde, warfarinle karşılaştırdığımızda rivaroxaban warfarinden kıyasla hazard ratio'su 2.3 daha fazla, apixaban 3 kat daha fazla gibi gözüküyor. Dabigatran, yani o trombin inhibitörüne baktığımızda ise odds ratio 0.59, sanki daha masum, daha iyi bir ilaç gibi gözüküyor. Hastayı nasıl değerlendireceğiz? Tabii ki işte PAMCOIN'i düşünerek, görüntüleme yöntemiyle yapısal bir problem var mı yok mu ona bakacağız. Mutlaka anormal üterin kanaması olan hastada, yaş kaç olursa olsun herhalde, BTCG menopoz durumları dışında postmenopoz, BTCG'ye bakmak gerekir. Kanama miktarını anlayabilmek için de hem tam kan sayımı hem ferritin, eğer hasta kan grubunu bilmiyorsa ve transfüzyon ihtiyacı olabileceğini düşünüyorsak da kan grubuna bakmak gerekiyor. Pıhtılaşma faktörleri, pıhtılaşma testleri yapılması gerekiyor. PT, PTT, fibrinojen, eğer oral antikoagülanlar alıyorsa INR eklenebilir. Adolesan bir yaşta bir hasta geliyorsa da bu şekilde kanamayla aklımıza von Willebrand gelip ona yönelik tetkikleri yapmak gerekiyor. Tedavi
Baktığımız zaman trombozu olmayan bir hastadan bahsediyorum, tromboz öyküsü olmayan bir hastada. Eğer gebelik düşüncesi yoksa birinci tedavi anormal uterin kanaması olan hastalarda kombine hormonal tedaviler. Bildiğimiz gibi kombine oral kontraseptifler ovülasyonu süprese ediyorlar, menstruasyonu hem regüle ediyorlar, kanama miktarını azaltıyorlar ve daha önemlisi de özellikle antikoagülan hastalar alan hastalar için önemi büyük olan kısım hemorajik bir ovaryal kist gelişimini önlemiş oluyorlar ovülasyonu inhibe ettikleri için. Şimdi farklı şekilde östrojen içeren ilaçlar var. Bunlar özellikle bu anormal uterin kanaması olduğu için verildiği takdirde düşük doz verilenlere kıyasla daha yüksek doz 20 üzerinde etilen östradiol içerenler kanamayı daha iyi kontrol ettiği gösterilmiş. Verilme şekli olarak da continuous mi yoksa siklik mi versek diye baktığımızda continuous vermek kanama paternini yine daha iyi kontrol etmiş, devamlı vermek yani ara vermeden verdiğimiz takdirde. Fakat bildiğimiz gibi hani ara vermeden verdiğimiz hastalarda arada breakthrough kanamalar oluyor. Lekelenme tarzında. Bunu da azaltabilmek için aslında hastalara yine siklik verilebilir ama 7 gün ara vermek yerine bu hormonsuz olan arayı 2, 3 ya da 4 güne indirecek olursak hem kanama paternini iyi kontrol etmiş oluruz hem de bu ara kanamaları azaltmış oluruz böyle hastalarda. Progestin only olan kontraseptifler var. Biliyoruz bunlar düşük doz. Her gün aynı saatte almaları gerekiyor. İntramusküler şekilde depometrox progesteron asetat var. 3 ayda bir yapılan. Etonorgestrel yine piyasada 3 yılda bir sputen cilt altına konuluyor kola. Ve levonorgestrel içeren IUD de 3 ila 5 yıl arasında değiştirilmesi gerekiyor. Depometrox progesteron asetat verdiğimizde %50 normal menstruasyon gören hastada amenore oluyor. Levonorgestrel IUD olan hastalardan %90'a yakın kanama miktarı azalıyor. Karşılaştırmaları RCT'lerde levonorgestrel ile OCP oral kontraseptif karşılaştırıldığında levonorgestrelin kanama miktarını daha azalttığı gösterilmiş. Şimdi levonorgestrel IUD birçok avantajı var. Kanama miktarını azaltıyor. Her gün ilaç almak zorunda değil. Atladı, unuttu. Yok, sistemik etkisi az. Fakat sistemik etkisi az olduğu için bu dezavantaj haline gelebilir. Çünkü ovülasyonu süprese etmiyor. Ovülasyonu süprese etmediği için de özellikle antikoagülasyon tedavi altında olan hastalarda hemorajik ovaryen kist gelişimini önlememiş oluyor. Böyle bir dezavantajı var. Bunu da konuşmak lazım. Derin ven trombozu öyküsü olan ama antikoagülan almayan hastalarda ne yapacağız? Şimdi bildiğimiz şeyler kombine oral kontraseptifler hem arteriyel hem venöz tromboemi riskini artırıyorlar. Hastalarda eğer tromboz öyküsü varsa ve antikoagülan almıyorsa hastalara kombine oral kontraseptif vermemek gerekir. Çünkü venöz tromba emboli riski 2 ila 8 kat kadar artıyor. Bu grup hastalarda daha çok progesteron içeren IUD ya da progesteron only pills ya da subcutan implant daha mantıklı. Çünkü bunların kullanımı hastalarda venöz tromba emboli riskini ya da inme miyokard infarksiyonu infarktüsü riskini arttırmıyor. Dolayısıyla hasta tromboz öyküsü var, antikoagülan almıyorsa progesterona yönlenmek lazım bu hastalarda. Bu CDC'nin Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use diye çok güzel bir chart'ı. Bunu her grup hastada kullanabiliriz aslında. İşte ne bileyim safra kesesi taşı var, şusu var, busu var. Burada bize çok net olarak hangi hastada bu ilaçları kullanmak güvenli, hangi hastada kullanmamak gerekir şeklinde bir tablo var. Bu tabloya baktığımız zaman CDC'nin derin venöz ven tromboz öyküsü olan yani tromboz öyküsü olan ve antikoagülan almayan hastalarda kontraseptif amaçlı kullanabileceğimiz ya da tedavi amacıyla da kullanabileceğimiz şeylere baktığımızda kırmızı grupta kalıyor kombine grup CHC dediğimiz kombine hormon contraception dediğimiz 4 ve 3 bunlar kabul edilebilir değiller, avantajları dezavantajlarından daha az ya da kesinlikle kabul edilebilir sağlık riskleri nedeniyle kabul edilemez grupta olan ilaçlar. Dediğim gibi burada daha çok progesteron ağırlıklı ilaçlar
kullanılıyor. Tedavi için tek başına progesteron verildiğinde bu hastalarda, her ne kadar hani progesteron oral kontraseptif kullanamayız, progesteronlu kontraseptif ilaçlar ya da IUD ya da implant kullanabiliriz desek de, tedavi amaçlı tromboz öyküsü olan bir hasta progestin verdiğinizde de verdiğiniz dozlar kontrol yapı içindeki doza kıyasla 15 kat kadar daha fazla olduğu için yine burada da venöz tromboemboli riskiniz, her ne kadar venöz tromboemboli riski östrojen bağımlı dense de progesteronların yüksek doz kullanılması da yine riski arttıran bir durum olduğunu unutmamak gerekiyor. Peki hastanın tromboz öyküsü var ama antikoagülan alıyor. Şimdi burada argümanlar ne? Argümanlardan bir tanesi diyor ki oral kontraseptifler diyor bildiğimiz gibi tromboz öyküsü olan hastalarda rekürant trombozun tekrarlama riskini arttırıyor diyor. Diğer argüman da diyor ki antikoagülan aldığı için diyor doğum kontrol yapı kullanıyor olması, bu antikoagülan alınmayla birlikte bu etki, tekrarlama, rekürant tromboz etkisi nötralize olmuş diyor. Ayrıca diyor bu hastaların büyük bir kısmı, antikoagülan hastaların büyük bir kısmının anormal uterin kanaması var. Buna bağlı olarak anemileri gelişiyor. Bazen işte cerrahiye gidilmesi gerekiyor bu hastalarda tedavi amaçlı. Ve bu hastaları antikoagülanının azaltılması ya da kesilmesi rekürant tromboz riskini de arttıracaktır diyor. Dolayısıyla bu hastaları tedavi etmemiz gerekir diyor. Peki CDC ne diyor? CDC'nin bu tablosuna baktığımız zaman antikoagülan alan hastalarda, tromboz öyküsü olup antikoagülan alan hastalarda yine bakıyorum kombine oral kontraseptif kısmına 3 ve 4 puan almış gözüküyor. Fakat bu chart'ın içinde yine şöyle bir şey de var. Eğer kontraseptif bir yöntem tedavi amacıyla kullanılırsa diyor, o zaman yarar zarar ilişkisi değişebilir ve hasta bazında bir bir değerlendirilmesi gerekir diyor. Dolayısıyla bu tabloyu eğer tedavi amaçlı kullanacaksan değiştirebilirsin buradaki önerileri demeye çalışıyor. Peki bunun bir verisi var mı? Büyük bir çalışma, neredeyse 2000 tane derin ven trombozu öyküsü olan hasta şu şekilde bakılmış. Anormal uterin kanaması var. Bu hastalarda hormon kullanmayan hastalarda venöz tromboembolü yıl başına olma olasılığı %4.7, herhangi bir hormon tedavisi alanda %3.7, östrojen içeren tedavi aldığında yıl başına düşen venöz tromboembolü rekürans riski %3.7, progesteron aldığında ise %3.8. Ve buna istinaden de 2000 tane hastanın verisine istinaden diyor ki eğer hastanın venöz tromboembolü öyküsü var, antikoagülan alıyorsa hastanın östrojen veya progesteron içeren bir hormonal tedavi alıyor olması venöz tromboembolü riskini tekrarlamasını artırmaz diyor. Bir başka yaklaşımda Türkiye'den gelen bir RCT'de de burada da kardiyak kapak replasmanı olmuş olan hastalarda IUD, levonorgestrel içeren IUD takılmasıyla takılmaması arasında bir RCT yapılmış ve gösterilmiş ki ciddi anlamda menstrual kanama miktarını da azaltıyor. Dolayısıyla bu da bir opsiyon olabilir. Peki başka neler yapabiliriz? Hormon tedavileri vesaire var elimizde. Hastanın aldığı antikoagülan tedaviyle ilgili bir farklılık yapabilir miyiz? Varfarin uzun süre içinde etki ediyor. Eliminasyonu yavaş ve ilaç dozunu değiştirmek ya da işte kesmek gibi şeyler çok efektif olmuyor, pratik olmuyor. Çünkü dediğim gibi uzun bir yarılanma ömrü var. Diğer direkt etkili oral antikoagülan ilaçlarsa daha tercih ediliyor. Çünkü bunların kısa yarılanma ömrü var ve kısa süreliğine ilacı kesme olasılığı bize tanıyor. Hatta bu direkt oral antikoagülan ilaçlarda da
ilk 3 ayını tamamladıktan sonra mesela rivaroxaban için söylediğimizde hastanın dozunu azaltma olasılığı tanıyor. Hastanın dozunu azalttığımız zaman rekürren venöz trombi ve emboli riskini azaltması devam ederken menstrual kanama miktarda doz düşürüldüğü için azalıyor bu hastalarda. Dolayısıyla sanki varfarine kıyasla bu direkt oral antikoagülan etkili olan ilaçlar daha mantıklı gibi gözüküyor. Eğer varfarine başlandıysa buna değiştirilebilir mesela. Ya da tam doz dabigatran dediğimiz trombin inhibitörü olanlarda bir alternatif olabilir. Tabii ki hematolojiyle konsülte edilerek. Antifibronelitik tedavi için baktığımızda ise eğer hastanın bir tromboz öyküsü yoksa tranexamik asit hormon tedavisine cevap vermiyorsa bir sonraki basamak olabilir. Ya da hasta gebe kalmaya çalışıyordur. Gebe kalmaya çalışan bir hasta oral kontraseptif alamayacağı için yine bu hastada da hasta grubunda birinci tercih olabilir. Fakat bu ilaçların tranexamik asitin tromboz öyküsü olanlarda, tromboz öyküsü olup antikoagülan alanlarda bir birisi bulunmamakta. Cerrahi tedavi olarak baktığımızda ise normal uterin kanamada işte dilatasyon kürtaj yapılabilir, endometriyal ablasyon yapılabilir, uterin arter embolizasyonu ya da histerektomiye gidilebilir. Bir cerrahi yapılmasına karar verildiyse akut trombotik bir olaydan sonra elektrik şartlarla yapılacak bir cerrahi ise en az 6 ay beklemek gerekiyor. Tromboz öyküsü olan hastalarda ve daha artık antikoagülasyon almıyorsa bu hastalar perioperatif profilaksisi yapılarak ameliyata alınabilir. Hasta hayat boyu antikoagülasyon kullanması gereken bir hastaysa yine bu hastada antikoagülasyon ilaçları kısa süreli kesilerek daha sonra başlanacak şekilde tedavisini ameliyata planlanabiliyor. Akut dediğimizde ise öyle bir miktarda kanama olacak ki klinisyenin buna acil bir müdahale yapma isteği doğacak. Bu kanama miktarı ortada olabilir, hipovolemik şoka neden olabilecek şekilde de olabilir. Yine aynı şekilde akut da olsa, kronik de olsa PanCoin için araştırmaya girmek gerekiyor. Eğer siz hiçbir şekilde işte hormon tedavisi verdiniz, tranexamik asit verdiniz, hiçbir şekilde kontrol edemiyorsanız bu kanamayı, hastaya uterin tamponat yapılabilir. Bunun içinde bir foley 30 mililitre kadar şişirilip içeride 2 saat ila 2 gün arasında bırakılabiliyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Değişik bir bilgi oldu benim için. Şimdi diğer view'a geçecek olursak burada da yine menstrual kanamanın ve hemostazın nasıl olduğu ile ilgili bir başlangıç yapıyor. Bildiğimiz gibi foliküler fazda endometriyal kalınlık artıyor. Daha sonra arkasından ovülasyonla beraber progesteron artıyor. Progesteron artışına bağlı olarak spiral arterlerde vaskülarite artıyor ve büyüyor bunlar. Daha sonra eğer gebelik olmayacak olursa, implantasyon olmadığı takdirde progesteron hızlı bir şekilde düşüyor. Buna bağlı olarak spiral arterlerde çok ciddi bir vazokonstriksiyon oluyor. Bu vazokonstriksiyona bağlı olarak doku iskemisi oluşuyor. İskeminin sonucu olarak da endometriyal doku da dökülme oluyor. Menstrual kanaması oluşturarak. Fibrinoliz buradaki en önemli anahtar prosesteki anahtar yol. Yine endometriyal koagülasyon değişikliklerine baktığınızda ise bireyden bireye farklılıklar olduğu gözükmüş. Bunun da ileri çalışmalarının yapılması gerekir diyor. Özellikle doku plazminojen aktivatörü ile ilgili çalışmalar var. Bunlarla ağır menstrual kanama arasında bir ilişki var. Yine ağır uterin kanama nasıl tanımlanıyor? Bu review'da da baktığımızda da yine diyor ki klinik ya da laboratuvar bulgularına bakarım diyor. 2.8 santim 1 inç demek diyor. Klinik baktığımızda ise hastanın saat başından daha sık olacak şekilde pedini ya da tamponu değiştirmesi, bayağı dışarı çıkacak şekilde çok yoğun kanaması, gece boyunca olması, kanama miktarının 7 günden uzun olması ya da pıhtıların büyüklüğünün 2.8 santim, bir önceki review'da da 1 inç diyordu, o da 2.8 santime tekabül ediyor, 2.8 santimden büyük olması. Anormal uterin kanamanın tabii ki sonuçları neler olacaktır? Anemi eşlik edebilir, etmeyebilir ama bir demir eksikliği gelişecek. Hayat kalitesi bozulacak, işe okula gidemeyecek, sosyal şeylerinden geri kalacak, arkasından histerektomiye gidebilir.
ya da antikoagüle olan hastalarda da ilaç dozunu doğru almayacak olursa o zaman rekürant venöz trombozu da olabilir. Reproduktif yaş grubundaki kadınların %30'u hayatlarının bir noktasında bir anormal uterin kanamayla karşılaşıyorlar. Ama varfarin gibi bir K vitamini antagonisti alan hastaların %70'inde anormal uterin kanama oluyor. Oral direkt etkili, oral antikoagülan etkilerden ilaçlardan biri olan rivaroxabana baktığımızda ise yine bu hastalarda bir şekilde %40'ın ve üstü olacak şekilde jinekoloğa anormal kanama nedeniyle geliyor. Bir önceki videoda da görmüştük bunu ama bu daha güzel de bir tablo. Burada varfarinle karşılaştırdığımız zaman bu direkt etkili oral antikoagülanlara baktığımızda rivaroxaban varfarine kıyasla odds ratio'su 2.1, işte apixaban 1.19, dabigatran 0.59 şeklinde gidiyor. Bunların içinde sanki kanamayla en ilişkili olan rivaroxaban oluyor. Bu da yine antikoagülan alan hastalarda 6 ay içinde uterin kanamayla karşılaşma olasılığımız ne oluyor? Kırmızılar anormal uterin kanama nedeniyle tedavi edilen hasta grubu. Gördüğünüz gibi en pembeler rivaroxaban grubunda duruyor. Peki ne yapmak lazım? Aslında ideali bir hasta antikoagülasyon tedavisine başlayacağı zaman ciddi bir görüşme yapması gerekiyor. Burada konuşulması gereken şeyler, bir hastanın hali hazırda mevcut olan yoğun ya da anormal bir uterin kanaması var mı? Hastanın bir demir eksikliği durumu var mı? Öyküsü var mı? Anemisini değerlendirmek için tam kan seyme ve mutlaka demir eksikliği içine ferritin bakılması gerekir. Ve hastaya bu ilaç başlanıldıktan sonra da hastaya antikoagülanların opsiyonlarından bahsedip bu ilaçlara başladıktan sonra anormal uterin kanama riskinin ne olabileceğiyle ilgili bilgi vermek gerekiyor. Hastaya şikayetleri, bunun bulgularının ve semptomlarının neler olması gerektiği anlatılıyor. Hele ki hastaya varfarin gibi bir antikoagülan başlanıyorsa, varfarin fetal etkilerini düşünecek olursak mutlaka bir kontrasepsiyon yöntemi hakkında da bilgi vermek gerekiyor. Ve hastaya terapötik dozda antikoagülasyon alan hastalarda zaten şu anda oral kontraseptif alıyorsa oral kontraseptifi durdurmasının, kesmesinin gerek olmadığını söylemek gerekiyor. Hastaya yine aynı şekilde gelecekteki ilaç başlandıktan sonraki olacak şeylerle ilgili olarak da yine hasta ilaç başlanıldı ve bir sonraki kontrolüne geldiğinde adet siklusları ile ilgili değişiklik oldu mu, hastanın anemiyle ilgili herhangi bir semptomu var mı, bunu görmek lazım. Ve 6 ayda bir de tam kan sayımı ve ferritin bakmak gerekir. Ve ne zaman antikoagülasyon kesilecekse ne zaman kesilecek. Ya da bir doğum kontrol kullanıyorsam buradan progesteron 10'ya geçmeli mi, bunları konuşmak gerekir. Hasta ilacı kestiğinde de östrojen tedavisini bir ay öncesinden kesmesi gerekiyor. Yani antikoagülasyon tedavisi alıyorsa, yanında östrojen içeren bir ilaç alıyorsa bir ay önce işte östrojeni kesecek, antikoagülanına devam edecek. Hastaya östrojen içermeyen bir kontrasepsiyon önermek lazım antikoagülanı kestikten sonra ve hastanın mevcut daha sonraki gebelikleri açısından da prekonsepsiyonel danışmanlık verilmesi gerekiyor. Konuştuk bunları, kombine oral kontraseptifler ovülasyonu baskılayarak bizim yardımcımız oluyor ve karşımıza kontraseptif piller, patchler ya da ring olarak geliyor. Yaklaşık %70-90 aralığında menstrual kanama miktarını azaltıyorlar ve gebeliği önleme açısından %90 bir efektifler. Yine çalışmaya bakacak olursak, az önce o 2000'e yakın hastanın olduğu hastaların venöz trombe emboli riski hiç ilaç almadıklarında %4.7, östrojeni aldıklarında %3.7, yılbaşına progestin tek başına aldıklarında %3.8, herhangi bir tedavide %3.7. Ayrıca antikoagülan alan hastalarda
oral kontraseptif kullanılması ovülasyonu önleyeceği için hemorajik kist oluşumunu önleyecektir. Bu da onun avantajı olacak. Progestin içeren kontraseptiflere baktığımızda levonorgestrel içeren IUD, subdermal implant ya da progesteron only'nin menstrual memory açısından risk yok ama depo medroxy progesteronda bir miktar bir artış olduğu düşünülüyor. Levonorgestrel içeren de yaklaşık olarak %97 menstrual siklusun yoğunluğunda azalma oluyor. Ciddi amenöre etkisi var. Gebelik açısından da %99 koruyucu var. Koruyuculuğu var. Etanorgestrele baktığımızda ise kolda cilt altına yerleştirilen implantlar bunlar. Bunda yine aynı şekilde %99 gebeliği önlemekte efektif ve %22'si IUD olan, levonorgestrel IUD olan hastalar gibi %22'sinde amenöre oluyor. Progesteron only piller her gün aynı saatte alınması gerekiyor gebelikten korunması için. Dolayısıyla orada bir kullanımla ilgili olarak ciddi bir hasta uyumu gerekiyor. Depo medroxy progesteron asetatsa yine aynı şekilde %96 gebelik koruyuculuğu var. Amenöre %55'ten daha fazla bu hastalarda. Yalnız ara kanama olasılığı %34 daha yüksek gözüküyor. Peki bunun dışında başka neler yapılabilir? Tranexamik asiti konuşmuştuk. Menstrual kanamanın %40'ını azaltıyor, hayat kalitesini artırıyor ama akut tromboz olan bir durumda kullanılamıyor. Ayrıca venöz tromboli öyküsü olan antikoagülasyon alan veya almayan hastalarda hiç çalışması olmadığı için bu hastaları önerme kısmı kocaman bir soru işareti verisi yok. Başka yapılabilecek şeyler neler? Hasta antikoagülasyon alıyorsa o antikoagülasyonu aldığı ilacı kesmesi hastanın venöz tromboemboli riskini, rekürensini arttırıyor ve menstrual kanama miktarını azalttığına dair bir veri yok. Dolayısıyla bu önerilmiyor. Fakat başka bir şey yapılabilir. Kanama miktarıyla daha ilişkili olan bir antikoagülan, mesela rivaroxabin daha düşük kanama miktarı için daha düşük riskli olan mesela işte dabigatran ya da apixaban gibi başka antikoagülanlara çevrilebilir. Cerrahi yöntemler ya da girişimsel yöntemler nelerdir diye bakacak olursak endometrial ablasyon bir yöntem olabilir. Uterin arteri embolizasyon ya da histerektomi bunlar yöntemler. Bu hastalarda mutlaka dikkat edilmesi gereken şey özellikle antikoagülasyon olan hastalarda ciddi bir kısmında oluyor, demir eksikliği oluyor. Buna anemi eşlik edebilir, etmeyebilir ama yine hastanın şikayetleri olabilir. Dolayısıyla bu hastalarda demir eksikliğiyle ilgili olan şikayetler işte halsizlik, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrıları vesaire gibi böyle semptomlar açısından dikkatli olmak lazım. En iyi demir durumunu yansıtan test, demir bağlama kapasitesi gibi testler değil, ferritin seviyesi. Dolayısıyla hastalarda tam kanserin ve ferritin antikoagülasyon olan hastalarda mutlaka monitörize edilmesi gerekir. Demir emilimini artıran yiyecekler işte C vitamini azaltanlarsa hepimizin bildiği işte sütle alınmaz, çayla kahveyle alınmaz demir ilacı. Oral olarak da verilebilir, parenteral olarak da verilebilir. Her ikisinin kendine göre avantajları, dezavantajları var. Oral tabletler her yerde var, ucuzlar ama cevap alınması uzun sürüyor ve ciddi gastrointestinal yan etkileri oluyor. Parenteral hemen hızlı bir şekilde cevap alıyoruz bu hastalarda ama daha pahalılar ve nadir de olsa bazen ciddi yan etkileri olabiliyor. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe. Çok güzel bir sunum. Gerçekten esasında çok önemli bir konu. Yani antikoagülanlar değişik nedenlerle hastalara veriliyor. Bunların mutlaka geçmişinde bir venöz tromboemboli olma gerekçesi de olmayabilir. Başka nedenlerle de antikoagülan kullanan hastalar var. Ve anormal uterin kanama ve burada tabir edildiği gibi özellikle akut şiddetli uterustan olan kanamalar bizim için gerçekten sorun teşkil ediyorlar. Ben geçmiş hayatımda
Antikoagülan kullanımı sırasında rüptüre hemorajik kisti nedeniyle, içeri kanamış hemorajik kisti nedeniyle iki defa laparoskopi yapmak durumunda kaldım. Bunlar manage edilmesi zor olan hastalar. Çok da fazla tartışma var. Bunlarda herkes hormon kullanmaktan ileri derecede korkuyor ama hormon kullanmadığınız zaman da elinizde çok fazla bir seçenek yok. Yani akut olarak kanayan, anemiye girmiş bir kadına hormon vermediğiniz zaman ne yapabilirsiniz? Mirena koymak o anda bir çözüm oluşturmuyor. Çünkü belirli bir zaman geçmesi gerekiyor. İşte uterus embolizasyonu, histereskopik endometriyal rezeksiyon, bilmiyorum. Bence açıkçası ben çok deneyimim olan tedaviler değil. Ve bu tür hastalar geldiği zaman genellikle kadın doğumcular yalnız başlarına bunları manage etmektense işte hematoloğa gönderelim bakalım ne oluyor falan diye çok ikilemde kalıyorlar. O yüzden ben özellikle bu makalelerin tartışılmasını istedim. Ve bence de çok faydalı oldu. Çok geniş bir konu, çok güzel özetledin. Teşekkür ediyorum sana. Şimdi Ramazan Bey'in bir şeyi var. Herhalde yorum ya da sorusu var. Evet Ramazan. Ya çok kısa bir soru soracağım. Ya biz genelde tromboz öyküsü olan hastaların hepsini aynı kefede inceliyoruz. Zaten ayrı ayrı data toplanması da mümkün değil. Ama hastalara yaklaşırken acaba farklı bir yaklaşımda bulunabiliyor mu etiyolojik ajana göre? Yani mesela hastanın provoke bir tromboemboli öyküsü olması ile antitrombinin 3 eksikliği, işte faktör 5 Leyden mutasyonunun homozigot olması veya protein C eksikliği hepsini aynı kefede değerlendirmek ne kadar doğru? Tedavi seçeneği kişiselleştirilebilir mi? Sizin düşünceniz nedir? Yani mesela ne bileyim antitrombin 3 eksikliğine hakikaten hormon vermek bana zor geliyor yani. En azından onlarda diğer tedavi yöntemlerini daha önde tutabilirim. Yani etiyolojik ajanın mutlaka bir şeyi, bir etiyolojik faktörün bir şeyi olması lazım. Bir impaktı olması lazım diye düşünüyorum. Yani benim görmüş olduğum o çalışmayı daha dikkatli okuduğum zaman tek tek hani sebeplerine göre çok ayırmamış ve ayıramaz zaten yani orada. O 2000 kişilik hastanın mesela %50 küsüründe derin ven trombozu öyküsü var. Diğerlerinde yüksek riskli şeyleri olduğu için başlanan hastalar vardı içlerinde. Dolayısıyla her şekilde sanki ne olursa olsun hasta zaten antikoagülan alıyorsa terapötik dozda, yani kombinoral kontraseptif östrojen vermenin bir sakıncası yok gibi anladım ben bütün bu okuduklarımdan. Ama kontraseptif amaçla veriyorsanız da bu hastalara, o zaman o CDC'nin hani düşük risk, yüksek risk diye işte ikiye böldüğü bir şey vardı hatırlarsanız. O zaman mesela doğum kontrol hapı düşük riskli, işte dediğiniz gibi provoke edilmiş, işte uzun süre, uzun büyük bir cerrahi ameliyattan sonra olmuşla altta yatan bir herediter bir yüksek riskli trombofilisi olan tabii ki aynı kategoride değil. Eğer provoke edilen bir tromboz varsa o düşük riskliye giriyor. Mesela doğum kontrol hapı için 3 alıyor puan olarak. Ama altta yatan bir hastalık olduğu zaman, yani işte trombofilisi olduğu zaman 4 alıyor. 4 hiçbir şekilde kullanılmaması gerekiyor. 3 yarar zarar yine bakıp değerlendirebilirsin dediği. Yani orada topu bize atıyorlar esasında biraz. Topu atıyor, evet. Evet. Yani ama eğer kontraseptif içinse diyor, işte orada düşük yüksek riski buna göre değerlendir. 4 kesinlikle olmayacak yüksek riskli ise. Düşük riskli ise bu hasta, o zaman zararı daha fazla diyor. Sonra ama tedavi için veriyorsan diyor, bunu kontraseptif olarak değil, terapötik olarak düşündüğün için sizin dediğiniz gibi hasta bazlı düşünmeniz gerekir diyor. Ama ben şeyde çok rahatım. Yani antikoagülan alıyorsa hastada östrojen verebilirsin kısmı beni rahatlattı açıkçası. Evet, kesinlikle. Bir de tabii şu da var. Yani uzun süre kanamış olan hastalarda progesteron ne derece etkili? Bu da başka bir tartışma konusu. Genellikle bunlar menstruasyon kanamalarının çok aşırı olmasıyla başvuruyorlar ve bazı menstruasyon kanamaları da durmuyor. Dolayısıyla dökülmüş bir endometriyumu progesteronla tekrar toparlamak bana çok zor geliyor. Büyük olasılıkla östrojen bunlarda gerekecek gibi görünüyor. İşte biraz önce Ramazan'ın söylediği esasında doğru. Yani spontan gelişmiş bir tromboemboli ya da oral kontraseptif üzerinde gelişmiş bir tromboemboli ile provoke, yani bir
travma sonrasında, bir cerrahi sonrasında gelişmiş tromboembolide birbirinden farklı. Antitrombin 3 eksikliği tabii çok ekstrem bir örnek. Yani antitrombin 3 eksikliği o toplum içinde 10 ila 15 binde bir görülen bir trombofili son derece nadir. Ama tabii trombofililer içinde venöz tromboemboli risklerinden en kötüsü. Yani çok yüksek riski beraberinde getiriyor. Mesela faktör 5 Leiden heterozigot mutasyonlar esaslı biz çok korkuyoruz ama hematologlar bizim gibi çok fazla korkmuyorlar. Hatta benim pek çok gebe hastamda hematologlar gebelik sırasında bile heterozigot faktör 5 Leiden taşıyan hastalarda şey önermediler. Nedir onun adı? Antikoagülasyon önermediler. Yani burada diyor faydası henüz gösterilmiş değil bunun diyor. Yani çok çok tartışmalı tabii konular. Bir başka soru daha vardı. Demin bir el kalktı ama sonradan indi mi? Ayşegül Hanım'dı galiba. Belki yanlışlıkla kalmıştır. Ama tabii bütün bunlardan Ayşegül benim Coşkun'du galiba. Yanıldım mı ben yoksa orada bir el kaldırma işareti görmüştüm. Eğer bir soru sormak istiyorsanız buyurun Ayşegül Hanım. Herhalde ben yanıldım. Yani demek ki ben şunu anlıyorum, en ideali bu hastalara antikoagülan tedavi başlanılacağı zaman belki bir jinekolog tarafından da hasta konsülte edilirse, çünkü az buz değil yani warfarin başlarının %80'i anormal uterin kanama olacak diyor. Vivo, Roxabin işte öbürü o ilaçlarsa %40 bir şekilde sizin karşınıza gelecek diyor. Hani gelecekse gelmeden önce konuşalım ki böyle aneminin dibine vurmuş bir şekilde olmadan aslında müdahale edebilmek en güzeli olacak. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe. Şimdi bence ikinci konuşmacımıza hemen geçebiliriz. İkinci konuşmacımız Doktor Cem Ayhan. Cem esasında geçen hafta konuşacaktı ama geçen hafta fırsat kalmadı. Cem de bize cerrahi ve medikal hastalarda tranexamik asitin klinik indikasyonları isimli European Journal of Hematology'de 2019 yılında yayınlanmış olan makaleyi sunacak. Seni dinliyoruz Cem. Merhaba değerli meslektaşlarım. Ben de size tranexamik asitin değişik kullanımlarıyla ilgili ve bizimle ilgili kısmıyla da ilgili bir şey yapacağım. Kısa bir sunum yapacağım. Gene hematologların European Journal of Hematology'sinden bir yayın. Tranexamik asiti hepiniz biliyorsunuz. Antifibrinolitik ajanlardan bir tanesi. Pek çok hemostatik durumda komplikasyonları azaltmak için kullanılıyor. Mortaliteyi de azaltıyor, çok minimal yan etkiler yaparak. Şimdi tranexamik asitle ilgili birkaç tane landmark çalışma var. Bütün bilgiler bu çalışmalardan kaynaklanıyor. Bunlardan bir tanesi Woman's Study. Woman's Study hakikaten değişik şey bir dizaynı olan çok ilginç bir çalışma. Bir kere randomize kontrollü, çift kör, multicentric, international, pek çok merkezin bir arada çalıştığı, katıldığı bir çalışma. Postpartum kanaması olan hastalarda yapılıyor. Bununla ilgili, bunun dışında bir başka çalışma, cerrahi kanaması olan hastalarda bir meta analizde tranexamik asitin çok etkili olduğu gösterildi. Woman çalışmasında da postpartum kanama da çok etkin olduğu gösterildi. Onunla ilgili gene kült çalışmalardan bir tanesi de The Crash, kaza çalışması. Bunun birincisi, ikincisi ve üçüncüsü var. Üçüncüsü beyin travmaları ile ilgili, kafa travmaları ile ilgili çalışma ama akut travmada da hastalarda mortaliteyi 1/3 kadar azaltabildiğini gösteren çalışma bu. Dolayısıyla aslında bizim elimizdeki bilimsel dataların tamamı bu birkaç tane iyi şey yapılmış, düzenlenmiş çalışmadan geliyor. Şimdi tranexamik asit tıbbın çok popüler konularından bir tanesi oldu. Halihazırda 407 tane register edilmiş çalışma var clinical trials'ta tranexamik asitle ilgili ve çok değişik kullanım alanları var. Bunların içinde dural ve subarachnoid kanama var. Kemoterapi induced trombostopenilerde kullanımı var. Ürtikenlerde kullanımı var. Hatta aorta anevrizmalarında kullanımı ile ilgili çalışmalar var. Gastrointestinal kanamalarda kullanımı ile ilgili çalışma var.
Yani herhangi bir yerde bir kanama oluyorsa bir hastalıkta mutlaka tranexamik asitin kullanımı ile ilgili bir clinical trial onunla ilgili devam ediyor. Şimdi buradaki review bu değişik çalışmaları şey yapmış, değerlendirmiş. Cerrahi ve medikal hastalarda güvenli olup olmadıklarını araştırıyor ve bunu kullanmak isteyen şeylere, klinisyenlere de bir referans olmak için hazırlanmış. Tranexamik asitin genel şeyi, mekanizmasını hepiniz biliyorsunuz. Aslında bir lizin derivesi ve lizinin bağlandığı bölgeleri bloke ediyor plazminojen üzerinde. Böylece oluşmuş olan fibrinin parçalanmasını engelliyor. Temel mekanizması bu. Şimdi bu kanama kaskatındaki en önemli şey fark bu. Biz kanamayı durdurmak için bir takım fiziksel önlemler alıyoruz. İşte kompresyonlar, dikişler vesaire. Hastaya kan ürünleri veriyoruz, koagülasyon faktörleri veriyoruz. Ya da tam tersi kanamasını istediğimiz hastalara da bunları bloke eden ilaçlar veriyoruz. Ama tranexamik asit grubu oluşan pıhtının devam etmesini sağlıyor. Şimdi aslında fizyolojik olarak o pıhtının ortadan kaldırılması gerekiyor vücut tarafından ki kanama olan organda fonksiyonlar tekrar başlasın, perfüzyon tekrar başlasın diye. Ama siz bunu bloke ettiğiniz zaman bir takım değişiklikler oluşturmuş oluyorsunuz. İşte demin de bahsedilen bu embolik değişiklikler gibi bir takım şeylerin riskinin teorik olarak bile olsa yükseldiğini şey yapıyoruz, düşünüyoruz. Onun için kullanımı bir miktar özellik gösteriyor. Şimdi her ülkede aynı formda yok ama genel olarak oral ve IV formlarda bulmak mümkün. Batı ülkelerinde krem formunda olanları da var. Tranexamik asitin yarı ömrü yaklaşık 2 saat, yani çok hızlı bir şekilde yıkılıyor. Midenin dolu ya da boş olmasıyla oral emilimi çok etkilenmiyor. Ve oral yoldan verdiğinizde de biyo yararlanımı yaklaşık %33 ile 34 kadar, yani verdiğiniz dozun aşağı yukarı 1/3 kullanılabiliyor. Böbreklerden atıldığı için de böbrek yetmezliği olan ya da hastalığı olan bireylerde dikkatle doz ayarlaması yapılması lazım. Bu o bildiğiniz meşhur mekanizma tranexamik asit şu noktada fibrinden fibrin yıkım ürünlerinin oluşmasını engelleyerek durmuş olan kanamanın stabilize olmasını sağlıyor. Esas mekanizması bu. Fibrinolizi azalttığını biliyoruz. Tranexamik asit kullanan hastalarda D-dimer seviyelerinde azalma bekliyoruz. Diğer koagülopati markerlarında herhangi bir değişiklik yapmıyor. Ek olarak heparin verilmesi bunun etkisini, tranexamik asitin etkisini olumsuz etkilemiyor. Dolayısıyla heparinize edilmiş olan hastalarda da kanamayı durdurmak için rahatlıkla kullanılabilir. Şimdi bizimle ilgili en iyi bilinen endikasyonlar, demin Ayşe de çok güzel anlattı, anormal uterin kanama. Buradaki yıldız sayısı en yüksek seviyedeki kanıtı gösteriyor. Tranexamik asit oral olarak menstruasyonu yoğun geçen kadınlara verdiğiniz zaman yaklaşık olarak menstruasyondaki kan kaybını %50 kadar azalttığını biliyoruz ve gösterilmiş. Oral kontraseptiflere eşit ya da onlardan daha iyi etki gösterme potansiyeli var kanamayı azaltmak açısından. Ve dozdan da korkmamak gerekiyor. Yaklaşık 4 gram doz vermek yeterli oluyor. Günde 4 gramdan 5 gün boyunca verebiliyorsunuz ve bu ilacın endikasyonu onaylanmış tek kullanımı bu. Yani menstruasyon kanaması yoğun olan hastalarda oral yoldan kullanımı FDA onayı almış. Sunumun bundan sonraki bölümündeki kullanımlarının hiçbirisi FDA onayı olmadan off the label kullanımlar. Postpartum kanamalarda da biliyorsunuz etkinliği gösterildi. Demin söylediğim Woman şeyinde çalışmasında. Şimdi insanın aklına geliyor postpartum kanaması olan hastaları nasıl randomize ettiler diye. Bir kere kanama miktarı vajinal doğumda 500 mililitreden, sezaryanda 1000 mililitreden fazla ise hastaları postpartum kanama olarak kabul ediyorlar. Burada klinisyenin karar veremiyor olmasını
bir eligibility kriteri olarak kullanıyorlar. Bu çok trik bir şey. Klinisyen kanaması olan bir hastayı gördüğü zaman bu hastada kesinlikle tranexamik asit kullanmak gerekiyor, endikasyonu var diyorsa o hastayı randomize etmiyorlar. Tranexamik asit veriyorlar. Başka bir hastada da diyelim daha önceden pulmoner emboli geçirmiş bir hasta ya da değişik problemleri oldu. Bu hastada da kesinlikle tranexamik asit vermemek lazım dediğiniz bir hasta grubu varsa da onlara da vermiyorlar. Onun dışındaki hastalara standart tedaviye ek olarak tranexamik asit veriyorlar. Ve böylece 20 binden fazla hastayı 21 ülkede 193 hastanede randomize ederek bir çalışma yapıyorlar ve mortaliteyi çok belirgin olarak azalttığını gösteriyorlar. Gene trik bir şey söyleyeceğim. En yüksek mortalite Afrika'da %6 civarında görülmüş. Asya'da %1,5-2'ler civarında postpartum kanamada mortalite izlenmiş. Avrupa'da sıfır mortalite izlenmiş. Bu çalışmaya katılan merkezlerde ve gene merak edenler olabilir, yaklaşık 480 civarında hasta kanamayla kaybedilmiş bu çalışmaya alınan hastalar. Ve tranexamik asit kolunda da istatistik olarak anlamlı bir şekilde kanamanın azaldığı, mortalitenin azaldığı ve tromboz riskinin artmadığı gösterilmiş. Bununla ilgili size ek bir bilgi daha vermek istiyorum. Birkaç tane hastalık teorik olarak şey yapılmış. Bu çalışmada kontrol edilmiş. Bunlardan bir tanesi miyokard enfarktüsü. Çalışmayı dizayn edenlerin aklına gelen şeylerden birisi bu. Yüksek doz tranexamik asit verince acaba hastalar MI geçirir mi diye, aşırı tromboz nedeniyle veya stroke geçirirler mi diye, işte derin ven trombozu ve böbrek yetmezliği açısından değerlendirilmiş hastalar. Verilen ve verilmeyen kolda herhangi bir fark izlenmemiş bu gruplar arasında. Dolayısıyla tranexamik asit güvenli olarak kabul ediliyor postpartum ciddi kanaması olan hastalarda. Şimdi bir diğer klasik çalışma da TRAP çalışması. Şimdi madem biz bu şeyi verdiğimizde, tranexamik asiti verdiğimizde hastanın kanamasını engelliyoruz, o zaman hasta kanamadan mı versek acaba diye bir şey yapmışlar. Prevansiyonu ölçmek için bir çalışma yapmışlar. Bu çalışmada da verilip verilmemesi arasında herhangi bir fark saptanmamış. Yani kanamayan hastaya bu doğumdan sonra kanamasın diyerek prevansiyon amaçlı tranexamik asit verilmesi önerilmiyor. Bu çalışmada yaklaşık 4000 tane hasta üzerinde yapılmış. Bu çalışmada verdikleri dozla Woman çalışmasında verdikleri doz birbiriyle aynı. Kanamayı takip eden işte ilk 1 gramlık enjeksiyon, 30 dakika sonra hastayı değerlendir, gerekiyorsa yeniden ver, 24 saat içinde nüksediyorsa yeniden 1 gram ver şeklinde. Ama bu çalışmada prevansiyon için bir işe yaramadığı gösterilmiş. Şimdi biraz bizim dışımızdaki konulara gidiyorum. Burada da CRASH çalışması var. Bu da yaklaşık 20 bin tane travma geçiren hastaya tranexamik asitle plaseboyu karşılaştıran bir çalışma. Esas olarak yaptıkları şey şu: travma geçiren hastayı ambulansa aldıkları zaman, daha hastaneye götürmeden önce hastaya 1 gram şey yapıyorlar, tranexamik asit yapıyorlar veya işte onun karşılığı kadar serum fizyolojik enjekte ediyorlar. Bunu random olarak bütün travma hastalarına, kanayan hastalara yapıyorlar. Burada da tranexamik asit yapılan grupta mortalitenin belirgin olarak düşük olduğu saptanmış, travmadan, kanama miktarından bağımsız olmak üzere. Ve bu hastalarda özellikle beyin kanaması ya da kafa travması geçiren hastalarda 2 gramlık bolus dozu yapılmasının da mortaliteyi belirgin olarak azalttığı gösterilmiş. Ama bu CRASH 3 çalışmasının konusu, henüz dataları yayınlanmadı, halen devam eden çalışma. Bir ön bilgi olarak şey yaptım, vermek istedim. Herkesin endişelendiği şey venöz tromboembolizm. Bununla ilgili bir tane retrospektif çalışma tranexamik asit kolunda
tedavi edilmeyenlere göre venöz tromboembolik olayların yaklaşık 2 kat arttığını göstermiş. Ama istatistik anlama ulaşmıyor bunlar. Başka bir şey, ayrı bir review'da travma hastalarında işte antifibrinolitik ajan kullanımının etkileri tam olarak bilinmiyor diyor. Bir tane editorial CRASH çalışması ile ilgili şöyle bir şey yapmış, kritikte bulunmuş. Bu hastaların esas önemli olan konuşulan parametreleri ölüp ölmedikleri, dolayısıyla çalışmaya katılan hastanelerde, merkezlerde bunların tromboembolik geçirip geçirmediği rapor edilmemiş olabilir ya da önemsenmemiş olabilir. Çalışmanın şeyinde yok diye, dizaynında yok diye. Böyle bir şey var, kritik var bu CRASH çalışmaları ile ilgili. Pulmoner emboli ve derin ven trombozunu karşılaştıran yine MATTERS study var. Tranexamik kolunda bunların 9 ila 12 kat arttığını göstermiş bu çalışmada. Yani literatürde bir fikir birliği yok. Genel olarak tranexamik asitin değişik indikasyonlarda kullanımı ile ilgili. Tabii bir tek biz kullanmıyoruz. Kardiyak cerrahi gibi çok yoğun kanamayla geçen cerrahilerde kullanılıyor. Verilen doz ne derseniz kilogram başına 100 miligram infüzyon veriyorlar. 5-6 gramın üzerinde dozlara ulaşıyorlar. Dolayısıyla hiç korkmadan rahatlıkla kullanılabilecek bir ilaç gibi gözüküyor aslında. Kardiyotorasik cerrahide bildirilen bir yan etkisi de hastaların bayılması. Bu doz bağımlı olarak gelişiyormuş ya da işte kasılmaları, bir epileptik konvüzyon gibi küçük kasılmalar geçirmeleri. Ama tabii dozlar çok yüksek, burada kullanılan dozlar. Ortopedik cerrahilerde de etkili. Mesela kalça şeyinde, protezinde, spinal cerrahilerde çok kanar biliyorsunuz. Diz protezlerinde, diz cerrahilerinde tek taraflı yapıldığı zaman etkili bulunmuş. Bunlarda tedavi dozu gene 10 miligram kilogram intravenöz infüzyon şeklinde yapılıyor. Dental prosedürler genel olarak kanamayan prosedürler ama eğer hasta antikoagülan kullanıyorsa ciddi risk oluşturuyor. Onlarda da tranexamik asit iyi bir seçenek gibi görülüyor. Bizim çok sık görmediğimiz ama ağır hemoptizi vakaları var. Özellikle pulmoner kanserler, kistik fibrozis, bronşektazisi gibi durumlarda bunlar fatal olabilen durumlar. Bunlara endobronşiyal, topikal olarak ya da IV sistemik olarak şey verilebiliyor. Bunlarda da genellikle 1 gram IV verip 24 saatte 1 gram IV infüzyon yapıyorlar. Ya da eğer o kadar yoğun bir şey yoksa, kanaması yoksa oral 1300 mg'dan 5 gün düzenli veriyorlar hemoptizi azaltmak için. Masif hemoptizilerde de IV olarak 4-5 gram infüzyon yapıyorlar, kardiyovasküler cerrahide yapıldığı gibi. Burun kanamasında da gösterilmiş çalışmalar var. Bir tane randomize kontrollü çalışma var. Burun kanamasını yalnız tampon yapmak ya da işte tranexamik asit emdirilmiş tamponla tedavi etmek şeklinde. Tranexamik asit kolu belirgin olarak etkili bulunmuş. Onun dışında bazı hematolojik hastalıklar var. Şimdi trombositopenilerde etkinliği çok limitli. Bununla ilgili data yeterli değil. İster trombositopeni kemoterapi nedeniyle olsun, ister kemik iliğinden kaynaklanan bir trombositopeni olsun, bu tür durumlarda tranexamik asit çok efektif görünmüyor. Ama bazı kanserlerde, özellikle AML'nin M3 tipinde çok etkin olduğu biliniyor. Bunun neden olduğu kanamalarda. Hemofili hastalarında, eğer bu hastalara herhangi bir cerrahi girişim yapacaksanız, çok etkin olduğu biliniyor. Özellikle faktör 9, yani hemofili B grubu hastalarda çok etkin. Von Willebrand dizisinde de etkin. Von Willebrand'ın bir özelliği var, biliyorsunuz mukozalar kanıyor Von Willebrand'da. Özellikle gastrointestinal sistemde kanama olduğunda çok etkili bir tedavi seçeneği gibi görünüyor bu hastalar için. Onun dışında bizim çok az gördüğümüz ya da hiç uzun süredir karşılaşmadığımız herediter anjiyoödem gibi, herediter hemorajik telenjektazi gibi, melazma gibi, yani aşırı pigmentasyonu gibi cildin durumlarda da tranexamik asitin kullanımı var.
Mesela melazmada cilt altına infüzyon yapılabiliyor. Uzun süre ağızdan kullanılabiliyor. Bir krem formunda kullanılabiliyor o bölgeye. Ama tabii en etkin olduğu grup gene hemorajik telenjektazi grubu. Bu da multivasküler bir sistem hastalığı. Dolayısıyla değişik yüzeylerdeki, değişik organlardaki şeyi ilgilendirdiği için mukoza üzerindeki kanamaları azaltmak için etkili olduğu için önemli. Bu hastalar, bu tür kanamalara eğilimi olan hastalar, onlarda da tranexamik asitin güvenli bir seçenek olduğu yazılmış. Şimdi sonuç olarak özellikle bizim açımızdan doğum sonrası kanamada hakikaten çok etkin bir ilaç. FDA tarafından zaten bütün cerrahi merkezlerinde, doğumhanelerde bulundurulması zorunlu ilaçlardan bir tanesi. FDA onaylı tek indikasyonu menstrual kanama. Onun dışında bir indikasyonu yok, yani onaylanmış bir indikasyonu yok. Tromboz ve onunla ilgili komplikasyonlar açısından bir teorik risk mevcut. Ama bizim çalışmalarımızda postpartum kanama ya da şeyde vajinal kanamalarda bunun bir şey oluşturmadığı, risk oluşturmadığı istatistik olarak anlamlı şekilde gösterilmiş. Potansiyel yan etkiler tabii hep aklımızda olması gerekiyor ama özellikle bu konvizyon belki çok uzun süre kullanımda karşımıza gelebilir. Ona bir dikkat etmek lazım. Ve tekrar dediğim gibi kullanımın tamamı aslında off-label, yani indikasyonu olmadan kullanılan bir ilaç gibi görünüyor. Bizde de 500 mg'lık kapsülleri ve 250 mg içeren ampulleri mevcut. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sorularınız varsa bekliyorum. Evet Cem, çok teşekkür ederiz sunumun için. Evet, yani burada Cem Bey'in de gösterdiği üzere postpartum hemorajilerde ve şiddetli menstrual kanamalarda kullanımı onaylanmış olan bir ilaç. Diğerlerinde evet halen off-label ama cerrahi branşların çoğunda esasında kullanılıyor ve giderek de kullanımı yaygınlaşıyor gibi görünüyor. Benim sormak istediğim soru şu Cem, ameliyat sırasında mesela yapılan laparoskopi, miyomektomi falan gibi ameliyatlar sırasında intraoperatif verilmesi acaba gebe şeyi azaltıyor mu, kanama miktarını? Prevensiyon için data yok ama kanama oluşmuş hastalarda azaltabilir. Yani şimdi diyelim multiple miyomektomi yapacaksınız, ameliyatın başında enjeksiyon yapmanın bir şeyi yok, koruyucu etkisi yok. Ama hastayı ameliyat ettiniz, kanadı, çok kanadı beklediğinizden, o kanamayı durdurmak için efektif olabilir. Yani oluşmamış kanama için efektif değil ama kanama oluştuktan sonra evet efektif. Çünkü bazı ameliyatlarda böyle bütün peritoneal yüzeylerden böyle sızıntı tarzında oradan buradan her yerden kanama oluyor. Onlar da efektif olabilir. Evet, belki yani efektif olabilir. Tranexamik asitin çalışması için önce kanamanın olması lazım. Sonra da o hemostaz mekanizmasının çalışıp o kanamayı azaltmaya çalışıyor olması lazım. Tranexamik asit o aşamada faydalı. Ama kanama oluşmadan önce verdiğinizde bir etkinliği olmuyor. Yalnızca kanama varken kullanmak gerekiyor. Evet. Kanama sırasında kullanmak gerekiyor. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Sorusu olan var mı Cem Hoca'ya? Benim görebildiğim kadarıyla chat box'a da soru yok. Sen sunumunu kapatabilirsin Cem. Parmak kaldıran var mı bir bakalım soru sormak üzere. Şu anda el kaldıran da yok. O zaman biz Fatih'e geçelim. Evet Fatih, ben seni co-host yetkisi vermiştim sana. Sen sunumunu bizimle paylaşabilirsin. Fatih Bey de bize non-kardiyak cerrahi yapılan hastalarda tranexamik asidi sunacak. Bu geçen hafta New England Journal of Medicine'de yayınlandı. Çok yeni bir makale. Evet Fatih, seni dinliyoruz. Teşekkürler hocam. Ekranım görünüyor galiba. Saygılar hocam, değerli meslektaşlarım, herkese merhaba. Hocanın da bahsettiği gibi bugün geçen hafta Necim'de yayınlanan bir çalışmayı size sunmaya çalışacağım. Bu çalışmada non-kardiyak cerrahiye alınan hastalarda tranexamik kullanımı randomize kontrol olarak irdelenmiş vaziyette.
Tranexamik asit, Cem abinin de bahsettiği gibi antifibrotik bir ilaç. Özellikle obstetrik ve kardiyak cerrahilerde geniş kapsamlı çalışmalar ile etkinliği gösterilmiş bir tedavi modalitesi. Bu çalışmada temelde iki tane soruya cevap arıyorlar. Birinci soru, kanama ve kardiyovasküler olay açısından riskli olan ve non-kardiyak cerrahiye giden hastalarda tranexamik asit kullanımı acaba hayatı tehlikeye atan kanama, majör kanama ya da kritik organlara kanama insidansını azaltabilir mi? İkinci soru da 30 gün içerisinde gelişecek olan kardiyovasküler komplikasyonlar açısından yine tranexamik asit kullanımı plaseboya kıyasla non-inferior mudur? Bu iki soruya cevap vermek için bir randomize kontrol çalışma planlanmış. 2018 ile 2021 yılları arasında 114 hastane ve 22 ülkede veri toplanmış. Bu çalışma faktöriyel bir dizayna sahip. Faktöriyel dizayn şu demek, aslında bir taş iki kuş vurmak demek. Randomizasyonla elde edilen hastalarla iki farklı çalışma yapılabiliyor. Birbirini etkilemeyen, etkileşimi olmayan iki farklı parametreye bakılabiliyor. Örneğin burada bir kolda tranexamik asit kullanımı ile plasebo kıyaslanırken diğer kolda hipotansiyon ve hipertansiyondan kaçınma stratejileri kıyaslanmış. İlk kol bu makalede raporlanmış, ikinci kolda başka bir makalede raporlanıyor. Biz burada tranexamik asite odaklanacağız. Çalışmada 1:1 ratio ile plasebo ve çalışma ve kontrol gruplarını belirlemişler. Çalışma grubunun tranexamik asit 1 gram intravenöz bol şeklinde uygulanıyor. Cerrahinin başında ve sonunda yapılıyor. Yine plasebo grubunda da aynı şekilde bir uygulama mevcut. Blok randomizasyonla randomizasyonu sağlamışlar. Blok randomizasyonu da şu. Normalde basit randomizasyonda yazı tura atarak hastaları ikiye bölebiliriz. Ama bu her zaman bir homojenite sağlamayabilir. Blok randomizasyonda bir blok belirliyoruz. Sayısını biz belirliyoruz. 4, 6, 8 gibi. Örnekle anlatacak olursam mesela iki grubumuz var. Birinci grup kırmızı grup, ikinci grup siyah grup olsun. Dörtlü bir blok belirlemiş olalım. Ve bu dörtlü blok içinde oyun kartlarını kullanalım. İşte içerisinde iki tane siyah, iki tane kırmızı kart koyalım. Kapıdan da bir hasta gelsin. İlk hasta geldiğinde bu kartlardan birini rastgele çekiyoruz. Kartın rengine göre hastayı ilgili gruba yerleştiriyoruz. İkincisi geldiğinde yine rastgele çekiyoruz. Üçüncüsü geldiğinde zaten iki tane seçeneğimiz kalmış oluyor. Birini çekiyoruz. Ve dördüncü hasta geldiğinde son kartın rengine göre hastayı yine gruba koyuyoruz. Dört hasta gelmiş oluyor. İki iki dağıtılmış oluyor ve kartlar bitmiş oluyor. Beşinci hasta geldiğinde tekrar kartlar karılıyor. Ve yeniden sıfırdan bir randomizasyona başlıyoruz. Bu daha homojen bir dağılım sağlıyor. Ve randomize kontrol çalışmaları daha çok tercih edilen bir randomizasyon yöntemi açıkçası. Yine bu çalışmada hem hasta, hem sağlık hizmeti sağlayıcıları, hem datayı toplayanlar, hem datayı değerlendirenler kör vaziyette. Dolayısıyla triple blinded bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Çalışmanın dahil edilme kriterlerine bakacak olursak, 45 yaş ve üzeri olmak, non-kardiyak bir cerrahiye geçirmek ve kardiyovasküler komplikasyonlar ile kanama açısından risk grubunda olmak dahil edilme kriterleri. Bu risklere örnekler vermiş. İşte bilinen bir aterosklerotik hastalık olması, majör bir cerrahiye gidiyor olmak, yaşın 70'ten fazla olması ya da kreatin seviyesinin 2'nin üzerinde olması gibi. Dışlanma kriterleri ise kardiyak cerrahi, intrakraniyal nörocerrahi, klinisyenin ameliyat esnasında sistemik bir tranexamik kullanımının planlamış olması, kreatin kreatinin düşük olması ve yine hastada uzun dönem bir diyaliz ihtiyacının olması. Primer outcome'lar olarak bir etkinlik ve diğeri de güvenlik üzerinden iki outcome belirlenmiş. Etkinlik açısından composite bleeding outcome'a bakılmış. Bu da hayatı tehlikeye sokan kanama, majör kanama ya da kritik organlara kanama şeklinde özetlenmiş. Güvenlik açısından da kardiyovasküler outcome'ların kompozisyonuna bakılmış. Bu da miyokardiyal bir hasar ameliyattan sonra gelişen, non-hemorajik bir stroke, periferal arteriyel tromboz ya da semptomatik proximal venous thrombembol olarak belirlenmiş. Randomizasyondan sonraki 30 günlük süreçte bunlar irdelenmiş. Primer etkinlik hipotezi tranexamik asidin plaseboya karşı superior olduğu. Primer safety hipotezi de tranexamik asidin plaseboya karşı non-inferior olduğu şeklinde ifade edilmiş. Şimdi superiority ve non-inferiority kavramları aslında aynı değil. Bazen yazılar okurken karışabiliyor. Burada temel farklılık hipotez testinden başlıyor zaten. Superiority çalışmalarında kurduğumuz alternatif hipotez A tedavisinin B tedavisinden daha iyi olduğu yönünde. Non-inferiority çalışmalarında ise kurduğumuz alternatif hipotez
A tedavisinin B tedavisinden daha kötü olmadığı yönünde, hatta tam doğrusu kabul edilemez derecede daha kötü olmadığı yönünde. Bunun tam farkını da hani merak edenler için altına bir referans koydum. 2020'de Heart Dergisi'ne yayınlanan bir makale var. Kardiyolog gözünden bunu irdelemişler. Çok da güzel bir şekilde farklılıklarını anlatıyor açıkçası. Çalışmanın sekonder ve tersiyer outcome'ları da belirtilmiş. Bu kompozit outcome'ların her bir parametresi, direkt kanama ilişkide ölüm ya da işte majör kanama gene burada var. Bir ünite ve daha fazla transfüzyon ihtiyacı olması ya da nöbet geçirme şeklinde sekonder ve tersiyer outcome'lara da çalışmada bakılmış. Metoda devam edecek olursak burada bir non-inferiority margin denen bir kavram var. Bundan da bahsetmek lazım. Şimdi bir tedavinin diğerinden non-inferior olduğunu göstermek için bir miktar kabul edilebilir farklılık olması gerekiyor ve bizim yeni bir marjine ihtiyacımız var. Hani bu bir force plot düşünelim. Ortadan bir çizgi geçiyor, tam biri kesiyor. Sağ taraf bir tedavi lehine, sol taraf diğer tedavi lehine sonuçlar veriyor. İşte non-inferiority çalışmalarında da o force plot'u tam ortadan kesen biri sanki bir tarafa kaydırıyormuşuz gibi düşünmemiz lazım. Burada bir kabul edilebilir bir risk artışını bizim belirlememiz gerekiyor. Burada risk artışı %12,5 olarak kabul edilmiş. Bunun tam genel geçer bir kuralı yok. İstatistiksel olarak bu hesaplanabilir. Klinik olarak da bu hesaplanabilir. Önemli olan nokta şu. Klinik ve istatistik hesaplanan sayıların gerçekten manalı olması lazım. Mesela %1'lik bir farklılık sayısı olarak anlamı çıkabilir ama klinikte bir işimize yaramayabilir. Dolayısıyla bunu bu gözle bir değerlendirmek gerekiyor. Yine non-inferiority çalışmalarında P değerimiz de farklı. 0,05'ten ziyade bunun yarısı olan 0,025 değeri genel olarak kabul görüyor. Hazard ratio kıyaslaması yapacaksak da az önce bahsetmiştim birden biraz kayıyoruz diye. Birden %12,5'luk bir artış yaparak 1,125 değerini kabul etmek gerekiyor. Yine buradan non-inferiority analizde per protokol popülasyona bakılmış. Diğer analizlerde intention treat prensibiyle yapılmış. Bu da şundan kaynaklanıyor. Normalde intention to treat analizi randomizasyon sonrası elde kalan bütün hastalar üzerinde yapılan bir analiz. Bu daha genellenebilir bir sonuç veriyor bize. Çünkü randomizasyon kolunda uygulanan tedavileri kabul etmeyen, bırakan ve dropout olan kişiler olabilir. Ama toplumda da bunlar var. Siz bir tedavi başladığınız zaman her hasta bu tedaviyi kullanmıyor. Dolayısıyla daha genellenebilir bir sonuç veriyor. Ancak genel olarak non-inferiority çalışmalarında hani per protokol yani tedavi uygulayan grup üzerinden bir analiz yapılması düşünülür. Gerçi son yıllarda bunun da hani böyle olmadığına dair daha fazla yazı var. Hani her iki analizin de non-inferiority çalışmanın yapılması gerektiğini söyleyen yazılar var. Ancak bu çalışmada non-inferiority analizi per protokol üzerinden yapılmış. Yine çalışmanın bazı aşamalarında bağımsız bir komite tarafından ara değerlendirmeler yapılmış. Bu da şundan kaynaklanıyor. Bazen sonuçlar çok beklenenin çok çok üzerinde çıkabiliyor. Atıyorum sizin tedavi verdiğiniz grupta işte anormal bir işte kanama olması çok fazla risk barındırabiliyor. Bu durumda çalışmayı devam ettirmek çok etik olmayacağı için çalışma yarıda kesilebiliyor. O yüzden bu analizleri de yapmışlar. Sonuçlara gelecek olursak toplamda 9.535 hasta çalışmada mevcut. Bunları hemen hemen tam olarak ikiye bölmüşler. Tranexamik asit kolunu 4.777, plasebo kolunda da 4.778 hasta var. Soldaki tabloya ve alttaki küçük tabloya bakacak olursak hemen hemen bütün parametrelerde tam bir homojenite sağlamışlar. Neredeyse birebir aynı gibi. Hastaların yaşları 69,5 civarında. Erkek kadın oranları aynı. Ve diğer bütün kriterlerde homojenite sağlanmış. Sadece benim dikkatimi çeken bu tabloda yok. Hastaların %75'i beyaz. Dolayısıyla Afro-Amerikan hasta grubundan az hasta alınmış. Birçok kanama risk faktöründe de Afro-Amerikan olmak var. Belki de bu açıdan bir homojenite sağlamak önemli olabilir diye düşünüyorum. Bu da bir ufak bir eleştirim oldu açıkçası. Sonuçlara bakacak olursak soldaki tabloyla başlayayım. Primer etkinlik outcome'ı olan kompozit kanama outcome'ında ve yine bu outcome'da bir anlamlı değişiklik mevcut. Tranexamik asit kolunda 433 hastada kanama olurken plasebo kolunda bu sayı 561 şeklinde ve tranexamik asit kullanımının kanamayı azalttığına dair anlamlı bir farklılık elde edilmiş. Ancak güvenlik outcome olan kompozit kardiyovasküler olay outcome'ında bu durum ispatlanamıyor.
Fenoksiamik asit kolunda 649 hasta mevcut. Plasebo kolunda da 639 hasta mevcut. Yaklaşık 10 hastalık bir artış gözüküyor. Aradaki fark istatistik olarak anlamlı çıkmıyor. Çok az miktarda tranexamik asit kolunda bir artış var gibi duruyor. Bunun dışında sekonder ve tersiyer outcome'larda majör kanamada bir anlamlılık mevcut. Ve direkt olarak kanamayla ilişkili ölümde bir artış mevcut. Fakat kendileri de zaten altta belirtmişler. Bir adjust yok bu çalışmada. Bu sekonder ve tersiyer outcome'larla alakalı. Dolayısıyla ifade edilen confidence interval'lar tam kesin olmayabilir. Bu gözle irdeleyin şeklinde bu uyarıları da mevcut. Sağda da bunların Kaplan-Meier körleri var. Yine benzer şekilde grafik halinde de bu durum izah edilmiş. Tranexamik asit kolunda diğer sekonder ve tersiyer outcome'lar da bu şekilde bir tabloda gösteriliyor. Majör kanama bir altta belirtilen görüyor musunuz bilmiyorum ama Tromboz ve Hemostaz Derneği'nin kriterlerine göre belirlenmiş majör kanamada yine bir farklılık mevcut. Ve bir ila daha fazla ünite transfüzyon ihtiyacı olan hasta grubunda da yine bir miktar farklılık mevcut. Tranexamik asit kullanımı kanamayı ve transfüzyon ihtiyacını azaltıyor gibi gözükmekte. Diğer çalışmalarda nöbetle alakalı bazı veriler vardı. O yüzden burayı da bir yeşille işaretledim. Discussion'da da bundan bahsediyor. Bu çalışmada nöbet geçirmeyle ilgili olasılık oldukça düşük saptanmış. Dolayısıyla bunu da bilmekte fayda var gibi duruyor. Diğer sekonder ve tersiyer outcome'larda belirgin bir farklılık mevcut değil. Yine bazı subgrup analizleri yapmışlar. Subgruplarda da sonuçlar benzer gözükmekte. Post-hoc analizlerde bu şekilde çıkmış vaziyette. Sonuç olarak şunlar söylenebilir. Birincisi, Composite Bleeding Outcome dediği outcome aslında sık görülen bir durum. Placebo kolunda neredeyse hastaların %10'unda 11'inde yani 10 hastadan birinde gözüken bir sorun. Ve tranexamik asit kullanımı ile beraber bu outcome'da anlamlı bir azalma ortaya çıkmış vaziyette. Ancak tranexamik asit kullanımı placebo'ya kıyasla non-inferior gibi durmuyor. Çok minimal bir artış var ancak bu istatistiksel analizde anlamlı farklılık elde edilmemiştir. Büyük çalışmalarla tranexamik asit kullanımı obstetride ve kardiyak cerrahide etkili gözükmüştü. Ben bunu söylemiştim sunumun başında. Daha ufak çalışmalarda ortopedik cerrahide ve non-ortopedik non-kardiyak cerrahide yine etkinliğinin gösterildiği analizler mevcut. Yakın zamanda çıkan meta analizde tromboembolik olay açısından tranexamik asit kullanımının bir artış yapmadığı ifade edilmiş. Ancak non-kardiyak cerrahi çalışmaların çok küçük olması bu meta analizinde genellenebilirliğini ve güvenilirliğini düşürmekte. Yine başka bir meta analizde tranexamik asit kullanımının kontrollü kıyasla doz responsu vermediğini gösteriyor. Fakat doz responsu veren bir durum olduğunu ve bunun da nöbet olduğunu belirtmiş. Bu çalışma Poistry Trial diye de geçiyor. Nöbet sıklığı çok az olduğu için bunu vurgulamak istemiş. Son olarak çalışmanın güçlü tarafları var ve bazı limitasyonları var. Güçlü tarafları multisentrik olması, triple blind olması ve çalışmada %99.9 şeklinde bir follow-up rate var. Dropout'ları çok az ve bu çalışmanın iyi tarafı olarak ifade edilmiş. Çalışmanın bir limitasyonu pandemi sebebiyle 10.000 hasta diye yola çıkmışlar ancak 9.500'e çalışmayı durdurmuşlar. Böyle bir karar almışlar. Ancak çalışmanın yapılan power analizi çok yüksek. O yüzden bunun da çok önemli olmadığını kendileri dile getirmişler. Benim de dikkatimi çeken dediğim gibi beyaz hasta grubunun ağırlıklı olması bir de sekonder ve tersiyer outcome konusunda adjust etmeden analizi yapmış olmaları yine benim açımdan limitasyon gibi gözükmekte. Teşekkür ederim. Evet Fatih, teşekkür ederiz. Sen sunumunu kapayabilirsin. Soru var mı Fatih Hoca'ya? Evet, bu oldukça büyük bir randomize çalışma. Senin de söylediğin gibi çok sayıda hasta içeriyor. Yüksek power'ı var. Dizaynı iyi görünüyor. Triple blind. Dolayısıyla çalışmanın sonuçları oldukça credible. Yani şey götürmüyor, fazla su götürmez sonuçları var. Tranexamik asit büyük olasılıkla zaten bizde daha çok kullanılıyordu. Şimdi giderek diğer cerrahi disiplinlerde de herhalde daha çok kullanılacak. Bizde de halen kullanımının ben
yeterince hak ettiği kadar fazla olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum bu konuyla ilgili başka yorum yapacak, soru soracak kimse var mı? Peki, eğer hiçbir soru yorum yoksa o zaman toplantıyı kapayabiliriz. Herkese katılımları için çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyorum.